Sefa'cığım hoş geldin, sefalar hoş getirdin. Şimdi biz programa girmeden önce işte konuşuyorduk, evlilikler, evlilikleri ne bitiriyor, evlilik aşkı öldürüyor mu? Çünkü çok gelen mesaj var bana öyle. Yani evlendik ve aşkımız bitti. İlk günde evlendiğim ve severek evlendiğim o adam bana balayında bile yapmadığını bırakmadı. Bugün özellikle sevgili seyircilerimiz, şiddet gösteren bir eşiniz varsa, şiddet sadece tokat atmak değil. Psikolojik şiddet de gösterebilir. Baskıcı bir eşiniz varsa ve gerçekten sizin değerinizi, kıymetinizi bilmeyen ve sizi örseleyen bir ilişkiye sahipseniz bugün mutlaka izlemelisiniz. Program başında Sevda'ya dedik ki çok gelen soru var Sevda, sen ne düşünüyorsun dedim. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Çok enteresan bir cevap verdi. Öncelikle herkese İstanbul'un bu yağmurlu ve sisli ufuklarından sıcacık sevgilerimizi ve selamlarımızı yolluyoruz. Şimdi evlilik aşkı öldürür mü? Gerçekten aşksa öldürmez, ama şimdi aşkın içi boşaltılıp maddeleştiği için, sıradan duygular aşk zannedildiği için evlilikler ölü doğuyor. Evet, maalesef. Yani ölü doğum oluyor. Çünkü insanlar evliliğe değil, düğüne ve seremonilere takılır hale geldi. Yani tanışma seremonisi, işte tanışma yıl dönümü, güller, balonlar, herkes maddi durumuna göre abartıyor ve saçmalıyor. Kına geceleri özünden gidip bir şov haline döndü. Neredeyse böyle acayip saçmalıklar böyle içine kondu. Kına gecesi o masumiyetini yitirdi. Düğün, herkes düğüne, düğünümde tamam olsun, ona da saygı duyuyorum. Ama siz flört aşamasında veya tanışma aşamasında karşınızdaki insanın görgüsünü, kültürünü, oturmasını, kalkmasını ve her şeyden önemlisi size davranışlarından öte, bakın, annesine ve kız kardeşine nasıl davranıyor? Sizin için annesini azarlıyorsa o adamla evlenmeyin. Sizin için annesinle konuşabilir, annesinle tartışabilir, ama sizin için annesine, ablasına saygısızlık yapıyorsa, onları aşağılıyorsa, bir nevi psikolojik şiddet ve duygusal şiddet uyguluyorsa o adamla evlenmeyin. Yarın bir başkası için de size aynısını yapacaktır. Bu yüzden karşınızdaki insanı tanımak yerine o insanla nasıl bir düğün yaparım, nerede otururum, işte tamam maddiyat da önemli değil değil, ben de maddiyatına bakarım, ama para ve maddiyat ikinci sırada olmalı. Öncelikle siz karşınızdaki insanın karakterini, bir dedim ya, anne, ablası ve akrabalarına her şeyden önemlisi, güçlü ve paralı bir erkekse veya hangi durumda olursa olsun, gittiğiniz lokantada garsona nasıl davranıyor, güvenlik görevlisine nasıl davranıyor, valeye nasıl davranıyor, eğer onlara tepeden bakıyorsa canım, yarın bir gün o elindeki parayla seni de böyle ezecektir. Şimdi sana sahip olmak istiyor, tamam mı? Şimdi seninle evlenmek istiyor. Sana sahip olduktan sonra, işin o büyüsü gittikten sonra, hayat normale döndüğünde başkalarına davranışları senin için önemli, en önemli bir referanstır. Ama kızlarımızın da kadınlarımızın da gözleri kör. Sosyal medyanın da etkili. Onun kocası onu yaptı. Onun kocası ona işte güller döktü. Onu yaptı. Tekne tuttu. Gördük. Gördük. Sonra... Şimdi her şey o kadar değişti ki, geçen gün senin sosyal medyanda yaptığın açıklamaları izliyorum. Şey, hepimiz biliyoruz, bir kadın düğmelerini açarak bir sosyal medya ortamında resmen para topluyor. Yani. Bir düğmemi daha açarsam ne kadar gönderirsiniz? Başka biraz bir daha şey şunlardan giyinirim. Şunlardan tabii. Gönderin, bir şey daha giyinip geleceğim ve yanında kocası var. İddiasına göre. Şimdi de... Kadın hamile mi? 5 aylık. Ya bak, şunu söyleyeyim. İnsanların günahı sevabı bizi ilgilendirmez. Allah'la kendi arasına vereceği hesaptır. Zina yapar, alkol içer, tasvip etmem. Ama sen kalkıp da topluma karşı karnındaki o bebekle... Ya güzel kardeşim diyorum hala sana... Nasıl tövbe edersin bilemem. Hiç mi vicdanın sızlamadı? Senin o karnındaki sabiyle, o sabinin rızkı olan o kutsal süt göğüslerinde, bak göğüslerinde, ve o kutsal, ya karnındaki kutsal, göğsündeki süt kutsal, değil mi? Doğru söylüyorum. Onları sen pazarlamaya utanma.
utanmadın mı diyeceğim, utanmadın. Ama sen bu kafaya nasıl geldin? Ve şimdi de diyor ki kocamın haberi yoktu. Güzel kardeşim, sen bu milleti salak mı zannediyorsun? Peki o zaman iş başka bir boyut kazanıyor. O başını omuzuna yaslayan erkek kocan değilse, yetişkin bir erkek veya küçük bir çocuk bile olsa, o erkek kimdi? Milyonların önünde göğüslerini açıp pazarlarken omuzuna kafanı koymuş olan erkek kimdi? Sen eğer o kocamın haberi yok diyorsan konu şimdi farklı bir boyuta gider. O zaman o erkek kimdi? Kimdi? Kardeşin mi? Anladın mı? Oğlun mu? Kuzenin mi? Onun yanında bir erkek senin yanında ve sen hala ya, açıyorsun. Kocamın haberi yok dedi, saçma değil mi? Bütün Türkiye'nin haberi olduğu, haberin olduğu bir şeyde. Bak bunun tam karşılığını biliyor musun? Yani senin kocan seni TikTok'ta takip etmiyor mu ya da sosyal medya Nurcuğum, platformlarında? Bunun karşılığı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Benim bir lafım var. Herkes bizi hıyar zannediyor, tuzluğu kapan geliyor. Tuzlayıp tuzlayıp yiyeceksiniz. Çok özür diliyorum. Çünkü bunlar bu dilden anlıyor Nurcuğum. Bunlara sen hanımefendi gibi yorum yapıyorsun, beyefendi gibi yorum yapıyorsun, kibar davranıyorsun. Kalkmışım işte eşimin haberi yoktu, kiramı ödeyemediğim için. Bu ülkede kirasını ödeyemeyen o kadar insan var. Herkes bir tarafını açıp para mı toplasın? Bununla mı meşrulaştırıyorsun? Şimdi burada göğsünü açana mı laf edeceksin? Yoksa o göğsünü açtığı için orada para gönderenlere mi laf edeceksin? Bak göğsünü açanın yaptığı ne kadar ahlak dışı bir davranışsa, ona para yollayan, onu beğenen, ona gaz veren hepiniz aynı şekilde ahlaksızsınız. Yani o para gönderenler arasında evli olanlar var mıdır? Vardır tabii. Evli, bekar hiç fark etmez. Hı. Siz böyle bir insanı like'layıp, beğenip bir de ona para gönderiyorsanız hiç onun ahlakını sorgulamayın. Hepiniz aynısınız. Hepiniz oradaydınız ve hepiniz bunu kadına bir de para yolladıkça kadın dedi ki o geliyor. Hadi biraz daha açalım. Biraz daha açalım. Hadi biraz daha açalım. Korkunç. Bu konuyu cumartesi akşamı ben bir videoyla sosyal medyada bakanlara yalvardım. Çok teşekkür ediyorum. Gördüm. Sevda Türksev hesabında evet. Var hala. E hala var. Görüyorum. İçişleri Bakanımız ve Aile Bakanlığı da müdahil olmalı dedim. O da müdahil oldu. Bakın. O kadar çok ki bunlardan, ama bir örnek hani bir müsibet bir nasihatten iyidir. Şimdi kadın kalkmış bütün Türkiye'yi salak yerine koymaya çalışıyor. Kocamın haberi yoktu. Kardeş bütün Türkiye duymuş. Mahalle yanıyor. Hayır mahalle yanıyor, ortalık yanıyor. Sen diyorsun ki hiç kimsenin haberi yok. Hadi uzaydaki Amerika'dakinin bile haberi var artık bundan. TikTok dediğin şey o sosyal medya platformu bütün dünyada. Biz de buna böyle ay be kocasının haberi, ay be kadın 5 aylık da hamileymiş, ay be kirasını ödeyememiş. Hadi oradan ya, hadi oradan. Size biz ahlaksız diyemiyorsak hep söyledim. Sen ben neyiz? Şuradaki insanlar ne kardeşim? Bak sabah körü ekmeğinin derdinde gelmişler. Onlar da kira ödüyor, onlar da taksit ödüyor. Şey hastası var, çocuk okutuyor. Aa biz hala çalışıyoruz. Sen kiranı ödemedin. Ben gittim oramı buramı açtım. Kolayı seçtin. Ya git Allah'ın kolayı da değil bak. Çok çirkin bir şeyi seçtin. Kolayın da iyisi güzeli var. Bak kolay da bir şeyin meşrusu ve gayrimeşrusu var. Sen kolayın gayrimeşru ve çirkin tarafını çok çektin. Çok fena, çok sinirli şu anda. Ya, sinirliyim ama bak ben kadınım. Ağzından bir şey çıkacak diye ödüm patlıyor. Yok çıkmaz, rahat ol da bak şunu söyleyeyim. Ben niye sinirliyim biliyor musun? Bak biz kadın hakları için mücadele ediyoruz. Kadınları savunalım savunalım derken, özgürleştirelim derken kadınları savurdular. Kadınlar savruldu. Ya erkeklerden beter hale geldiler ya. Bu muydu sizin eşitlik anlayışınız? Böyle bir eşitlik anlayışı yok. Erkekleri savunuyorlardı. Erkeklerden daha kötü oldu. Kadınlar kendini savuruyor ya. Her yerde yani bu sosyal medyayı herhalde görüntülü telefon araması falan zannediyorlar. Bu yüzden ben kadın olarak isyan ediyorum. Anne olarak hele ki 5 aylık hamilesin ya. Ve yanındaki adam. Bu olayın en kan donduran yanı, yanı bence. Bu adama da var ya karısına bir şey desen sokakta vay ben sen benim namusuma bir şey mi diyorsun der. Sen git önce adam ol be. Sen de kadın ol. Aynı şey benim için de geçerli. Hepimiz bak medyadan para kazanıyoruz. Ben de sosyal medyadan para kazanıyorum. Ama bunu doğru ve meşru bir şekilde yapıyoruz. Herhalde o löp löp etleri olan kadından çok daha fıstık gibiler var. Ne oluyor biliyor musun? İşte o çok çok fıstık gibi kızlar. Aha diyor bu kadına bak bu haliyle bunu yapmış. 167 bin lira almış. Ben 1 milyon toplarım. Gerçekten o kadar para toplamış toplanıyor, mı? Toplanıyor evet.
Abi toplanıyor. Daha fazla toplayan var. İşte bak o zaman ne oluyor bu? Kulaktan kulağa oyunu gibi diyorum her zaman. Şimdi bu bunu yapıyor ya. Cahil bir kız 18 yaşında veya 38 yaşında, 50 yaşında fark etmez. Aa diyor ben bundan daha güzelim. Benim vücudum daha güzel. Ne yapayım? Ben açarsam daha çok alırım. Kötü örnek oluyor. Ya ben bugün bir sosyal medya hesabında gördüm. Gerçekten biz nereye gidiyoruz? Bugün dertleşerek dertlerimizi azaltma günü. Biz dertleşiyoruz. Bizim de derdimiz var. Ben de anlatacağım. Bir şey yaşadım onu anlatacağım. Sizden de şunu rica ediyorum. Bakın çok zor bir eşe sahip olabilirsin. Dün gece şiddet görmüş olabilirsin. Manipülatif, baskıcı bir eşe sahip olmuş olabilirsin. Lütfen bugün gözündeki perdeyi belki de birlikte kaldıracağız. Bu platform sadece dertlilerin dertleşme platformu. Şu anda İstanbul'da biz Beşiktaş Fulya'dayız. Yağmurun sesini duyuyorum. İnanılmaz bir yağmur yağıyor. Allah'ın bu yağmurun bereketiyle inşallah hayatımızdaki bütün kötülükleri alsın götürsün. Bu yağmur kadar dün gece gözyaşı dökmüş olanları ekran başına davet ediyorum. Bir arkadaşım geçenlerde nasıl şiddet gördüğünü, aslında daha doğrusu şöyle, fiziksel şiddet değil ama ya ben bir şey yaşıyorum, sen yıllardan beri hep ilişkileri konuşuyorsun, kimseye de anlatamıyorum, kocam evlendiğinizde böyle değildi, tam balayına gittiğimizde giydiğim kıyafetle başlayıp bana öyle baskılar yaptı ki sonrasında bu sözlü baskılar çoğaldı, bana fiziksel değil ama sözlü o kadar büyük şiddet yapmaya başladı ki tipinden tut, saç renginden tut, kilosundan tut. Yani düşünün bir insanı fiziki olarak nasıl kötüleyebilirsiniz ve ben artık evlendiğim adamı tanıyamıyorum. Sence ben ne yapmalıyım dedi. Arkadaşıma dedim ki derhal bir psikoterapiste gidip, bir psikiyatra gidip gerçekten bu işin ya da bir evlilik terapistine gidip senin gözündeki perdeyi kaldırmalıyız dedim. İnşallah o bu ilk adımı attı. Yani şu anda şiddet görenler biliyorum ekran başındalar. Daha yayına girmeden önce yazmışsınız bana. Hadi gelin dertleşelim. Telefon numaramız burada 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaramız. Çok şey konuşacağız. Sosyal medya mı bu erkekleri baştan çıkartıyor? Bir beslenme uzmanı sabah gördüm daha. Size yemin ediyorum göğsünü buraya kadar açmış. Yemin ediyorum böyle buraya kadar. Gel gel. Merhabalar diyor. Şu anda diyor size diyor özel bir formül vereceğim zayıflamanız için. Ya inanamadım. Psikolog bazı var. Psikolog, doktor var. Doktor var. Fırlatıyor böyle. Arkadaşlar siz neyin kafasındasınız? Neredesiniz? Şıklık ne olmuyorsunuz? Değil bu. Şıklık değil bu. Bakın şimdi bu hanım gözaltına alınınca kadın dediler ki bir yorum yaptı Ali Atıf bir hoca. Dedi ki dekolteli diye. Bakın lütfen şimdi ben ki biliyorsunuz sınırlarım bellidir. Dekolteyi onaylamıyorum ama şu göğüslerini açıp gösteren kadınla dekolteli kadınları da asla bir tutmayın. Yani, Atıf bir şey dedi ki hani dekolteli yorum yaptı işte dekoltesiyle para toplayan kadın işte gözaltına alındı diye yeni bir tartışma başladı. O dekolte değildi. O göğüslerini açıp kendi bunun üzerinden menfaat sağlayan bir kadındı. Şimdi bir sürü benim de arkadaşım var. Dekolte var, dekolte var. Dekolte sınırlarını aşanları konuşuyoruz biz. Siz kalkıp göğsünüzü dediğiniz gibi naburaya kadar açıp göğüslerinizi fırlatıyorsanız bu dekolte değildir. Göğüslerime bakın demektir. Dekolte farklı bir şeydir. Benim arkadaşlarım da var yani. Ama siz teşhirciliğe varan İlla bu tarafı ortaya ama çıkaran... Ama artık dekolte değil ki. O diyor ki biraz daha para atarsanız biraz daha açacağım diyor. Ama o dekolte böyle bir şey bunun değil ki. Dekolteli bak dekolteli kadınları dekolteyi onaylamayan bir insan olarak dekolteli kadınları savunmak da bana düştü. Çok enteresan. Ha ben inançlarım doğrultusunda... Ben şimdi bir şey diyemiyorum sana. Ben de arada bir dekolte giydiğim için hafif. Hayır şöyle. Ben onaylamadığım şu inanç olarak onaylarsam günahına vebal olmayayım diyor. Yoksa bana ne? Teşhirciliğe varmadığı sürece ben bir şey diyemem ama hani ben olaya insani, vicdani, ahlaki bir de İslami yorumluyorum. Benim arkadaşlarım da var. Hani dekolte abi şimdi bu dekolte mi? Veya dekolte senin dediğin yani. O kadının veya birçok psikolog ya benim de tanıdığım. Abi bu kadar mı
göğüsleri böyle ortaya atılır. Bu dekolte olmuyor. Bu teşhirciliğe giriyor ve ne oluyor biliyor musun? Aslında orada adam diyor ki duya ben bu diyetisyene gideyim. Ben bu psikoloğa gideyim. Şimdi bütün erkekleri de buna katmıyorum ama ortada ruh sağlığı bozuk insan kendini saklayan yok mu? Bir sürü var. Bu bütün dünyada var. Bizim ülkemizde değil. Bu yüzden bunları ben özellikle yaptıklarını düşünüyorum. Biz nereye gidiyoruz? İlişkimizi nasıl koruyacağız? Ne yaparsak kocamız bizi aldatmaz ya da karıma olan sevgim azalmaz ya da bu evlilik zarar görmez. Bunu konuşmak üzere Sevda Türküsev canlı yayınımızda. Arkadaşlarım telefon başında dertleşmek üzere. Dediğim gibi dün gece şiddet görmüş olabilirsin. Gözyaşların sel olmuş olabilir. Biz senin için bugün buradayız. Bir dertleşme platformundayız. İlk sorumu soruyorum evet, sevgili Sevdacığım. Biraz sonra da tek tek canlı yayına konuklarımızı alacağız. Sevgili Nur Hanımcığım, kocam tatilde gördüğü bir kadına aşık olduğunu itiraf etti diyor. Kocam çok pişman, onu affetmeli miyim, affetmemeliyim bilemiyorum. Kafamda çok karışık diye sormuş. Ne diyorsun? Şimdi şöyle, tabii olayın bütün içeriklerini bilmediğimiz için kocası bunu sürekli yapan bir koca mı? Kadının sosyoekonomik durumu nasıl? İnsanlara da hemen bavulunu al, boşan git, boşanacaktan da bir akli yol kendine çizmen lazım. Yani burada kocanızı affedebilecek şeyleriniz varsa ben her aldatmada da ipler kopsun diyen taraf değilim. Neyisin, haksızlık tabii. Olur. Bu sizin tamamen kocanızla duygusal bağlılığınıza bağlı. Bir de her zaman söylüyorum. Siz kocanızdan ayrılmaya hazırsanız bunu hemen sürece bağlayın. Önemli olan burada empati yapın. Kocanızdan boşandığınızda paranız bile olsa duygusal olarak nasıl bir durum hissedersiniz? Çok iyi olacağım derseniz bile hemen böyle her şeyi yıkarak değil, akıllı bir süreçle boşanmayı biraz zamana yayarak, ama kiminle aldattığı önemli. Hani aile bireylerinden birinle, hani akrabalar, yakın arkadaş, orada tamamen noktayı koyarsın da X bir insanla böyle bir şey yapılmışsa hani kendi menfaatlerini düşünerek bir süreç çiz. Boşanma demiyorum. Ama bazen de hemen boşanmamak lazım. Kendini kötü bir duruma sokmamak için. Bir de yani insanız, hata yapamaz mı? Ya şimdi tabii. Bir de adam bence çok şık bir yaklaşımda bulmuş. Yani çok pişman olduğunu evet, söylemiş. Pişman olan bir insana bir kere daha şans verilmeli. Yani ilişkilerde en tehlikeli olan şu değil. Mesela erkek gelip ben aşık oldum gidiyorum ve senle birlikte olmak istemiyorum tabii dediği anda ya, en zor durum burası. Bence biz ilişkilerde burada hata yapıyoruz. Yani hatayız, daha doğrusu insanız, hata yapabiliriz. Adam gelmiş çok pişman olduğunu şimdi söylemiş. Bu adam o bir şans verilmez aşık mi? Bak şöyle, bu kadın o adama da aşık olmamış. Etkileşim bu. Adına aşk diyorlar programın başında dedim ya. Bunu aşk zannediyor. Aşk olsa karısına gelip itiraf etmez. Etkileşim mi? Etkileşim. Kelebekler karnında uçuşuyor ya. Tabii ki şimdi insan her gün en sevdiği yemeği yese bir süre sonra sıradanlaşıyor. Örnek, şimdi bir evlilik, şunu da unutmayın, bakın evlilik sizin her gün çıktığınız gibi heyecan olacak bir yer değil. Evlilik aile olmaktır. Aile olduğun zaman sorunları çözebilmektir. Birbirinin kusurunu iyileştirmek, bazen görmemektir. Evlilik sorunların içinde var olabilme başarısıdır. Bakın şu an yağmur yağıyor. Yağmur hiç mi yağmasın? Önemli olan sizin yağmurda sadece ıslanmanız değil, iliklerinize kadar hissetmenizdir. Evlilik iliklerine kadar hissetmektir. Ama o etkileşim sadece ıslanmaktır. Sonra diyelim o kadınla birlikte oluyor, bir şey yapıyor. İşin büyüsü ve heyecanı gittiğinde otomatik olarak evde de iyi bir aile yapısı ve eşi varsa erkekte genelde bu olur. O pişmanlığı gelip söyler. Ha bence bu hanımefendi, dedim ya, biz tamamen şu kadarıyla yorumluyoruz. Eğer kocası bunu ilk defa yapmışsa, gelip de söylemişse, gerçekten de pişmansa ben bir şans daha ver derim. Ama güven, ama takip et. Rusların bir İsterse kocam melaike olsun, isterse karın melaike olsun. Takip edersin. Rusların bir sözü var, güven ama takip et. Öyle. Öyle yaşanır mı Sevdacığım? Bak bankamızı, boyuna kocamı hayır, takip hayır, o kadar ederek değil. Yani yavaş, baskı yapmadan, yani adama baskı, kadına baskı olarak demiyorum. Sen takip etmiş miydin evliliğinde? Bizim zamanımızda sosyal medya yoktu. Adamın zaten gidecek bir yeri yoktu. Adam sabah 9'da evden çıkıp akşam 5'te giriyordu. Allah için şimdi. Bizim zamanımızda
Evlilikler niye o zaman boşanmalar daha azdı? İşte bu sosyal medya. Tabii. Sosyal medyada. Bir de ben bu son kitapta da yazdım. Hayatta en nefret ettiğim şey evliliğinizi eşinize karşı kadın ya da erkek bir başka evlilikle kıyaslamayın. Eğer doğru. kıyasa gelmişseniz çekip gidin. Böyle bir terbiyesizlik olmaz ya. Sen o adamı biliyor musun? Özel hayatı ya da o kadını biliyor musun? Özelde nasıl? Evde nasıl? Nasıl yemek yer? Nasıl davranır? Özel hayatı mesela değil mi? Özel mahrem hayatı nasıl? Adam sana yazıyor veya kadın sana ay ben böyleyim çok da iyi kadınım saçımı süpürge ettim. Onu saçınızı da süpürge etmeyin saçınızı yapın. Hanımlar unutmayın kocalarınız sizi sabah ve akşam en bakımsız halinizle görüyor. Günün ortasında hep bakımlı kadınlarla birlikte sokakta olduğu için siz de dışarıda günün ortasında arkadaşlarınıza hep bakımlı halinizi gösterip sabah uyandığınızda ve akşamda kendinizi salıyorsunuz. Kadın ve erkek için de geçerli bu. Ya birbiriniz için süslenmeyi öğrenin artık. Birbiriniz için süslü sofralar hazırlamayı öğrenin. Instagram'da benim sofram daha o 20 çeşit yaptım, onu yaptım. Herkes çok zengin değil. Yani zengin kesim belli. Hadi onların kadınları var, yardımcıları var ama normal halk da bir yarış içine girdi. İşte ben oraya gideceğim, kafede paylaşacağım. Aa, ben de mış gibi davranacağım. Ayşe 10 çeşit yapmış, masayı süslemiş. Ben 12 çeşit yapacağım. Lütfen önemli olan sizin sıralamanız şu olmalı. Bakın kocam, çocuklarım, evim. Yanlış anlamayın evliler için söylüyorum. Çocuk ikinci planda değildir. Çocuk her zaman anne baba için baş tacıdır. Ama evliliğin içindeki ilişkide eşler kocam, çocuklarım, evim. Erkek içinde yani kadın içinde tam tersi karım, çocuklarım, evim. Bu ne gösterir? Bir dakika, birinci sıraya kimi oturtursun? Evladını mı kocanı mı? Bak şimdi duygusal olarak evlat baş tacıdır ama evlilikte ilişki anne baba arasında olduğu için anne baba birbirini iyi beslerse otomatik olarak çocuk da sağlıklı tamam, bir çocuk birinci oluyor. Sıraya kocanı evet, oturtuyorsun ilişki o zaman. Büyük bir koca, tartışmanın fitilini evet, ateşlemiş oluyor kocam, şu anda. Kocam, çocuklarım, evim. Siz ne diyorsunuz? Ya da karım, çocuklarım, evim. Ama bu çocuk ikinci planda değil. Anne baba bireysel olarak zaten çocuğu birinci planda. Ama neticede İlişki. Kocam ve sen birinci planda olursan çocuğun ikinci planda Hayır. oluyor. Şimdi bazı kadınlar var diyor ki asla benim çocuğumun yerini kimse alamaz. Bak kocam dahi sana olsa. Sana bir şey söyleyeyim mi? Normal hayatta evladın yerini hiçbir şeye almamalı. Ben evin içindeki sağlıklı ilişkide anne baba çocuğunu ihmal edecek anlamına gelmiyor. Anladın mı? Çocuğuna tamamen kendini adayan bazı kadınlar var. Kocasıyla ilgilenmiyor. Yatak odaları ayrılıyor. Anne çocukla birlikte çocuğun odasında yatıyor. Yatması gereken zamanlar da olabilir. Çocuk büyüyor. Hala anne çocuğa bağımlı ve koca ikinci plana atılıyor. Evlilik demek sadece çocuk doğurmak değil. O çocuğun sağlıklı bir anne baba ilişkisi varsa hem mahremiyette hem sözsel olarak ben demiyorum aa çocuğu kenara it onu. Hayır. Bu bir duygusal bir şeydir Nurcuğum. Yani geldiğinde hoş geldin hayatım deyip yanaklarına bir öpücük kondurmak veya çocuk yoksa dudaklarına bir buse kondur. Bu gayet güzel bir şey. Şimdi peki soruyorum evliliklerde en son kocanın dudağına buseyi ama kapıdan içeri girerken ne zaman kondurdun? Ben mi? Hayır. Ha millet. Hepimiz için soruyoruz. Kocam olmadığı için biz konduramıyoruz. Siz kondurun bari ne diyeyim. Biz değil mi Nurcuğum? Ya şimdi bak. Aa ben ama bir şey söyleyeyim. Ben evliyken gerçekten kapılarda karşıladım. Biliyorum ya. Ben seni. Biliyorsun ya. Hayatım bizde. Neredeyse sokak kapısında karşılıyorum. Ben şimdi yani eski eşim evli olduğu için girmek istemiyorum. Saygısızlık olur. Ama şunu söyleyeyim. Bakın. Karı koca arasında ilişkiyi besleyen en önemli şey sadece cinsellik değildir. Değil tabii. Cinselliğin dışındaki o ilk başta karnınızda hani kelebekleri uçuşturan duygular var ya sevgili izleyiciler. Bunları evlilikte de şey yapacaksınız. Yani çocuğunu uyuttun diyelim hemen iki kahve yap ya da çay yap. Tamam bir saçını başını düzelt. Erkek de böyle şey git yanına hani eşinle böyle hani cilveleşmek sevap günah değil ki. Ama ne oluyor evliliklerde genelde? Nasılsa evlendik. Bir iki tane de çocuğum var. Bir de bazı kadınların evlilik kurtarma metodu. Çok özür dilerim. Bakıyorlar bir şey. Üçüncü çocuk, dördüncü çocuk. Mutluysanız çocuk yapın. Siz evliliği kurtarmak için çocuk yaptığınız zaman evlilik kurtulmuyor. Kurtulmuyor, evliliğe doğru. Yük biniyor. Yük biniyor. Mutluyken çocuk yapın. Evet. Ki o çocuklar da mutlu olsun.
Şimdi sevgili seyircilerimiz de yazıyor Instagram'dan. Biraz sonra yazdıklarınıza dönüp bakacağım. Şimdi bir seyircimiz diyor ki lütfen benim bu sorumu cevaplar mısınız? Nişanlım Fransa'da yaşıyor. Evlenince de beni Fransa'ya çağırıyor. İç güveysi olmak istemiyorum ama elimden de bir şey gelmiyor. Fransa'ya da gitmek istiyorum ama ilişkim zedelenir mi bilemiyorum. Ne yapmam gerekir demiş. Bu da işte ne şiş yansın ne kebap diyor ama tercih edeceksin. Hayat bazen de risklere girmektir. Eğer hak ettiğini düşünüyorsan hayatını değiştiriyorsun çünkü. Önemli bir şey bu. Hak ettiğini düşünüyorsan karşıdaki insanın, orada mutlu olacağını düşünüyorsan veya şunu tavsiye ederim. Evlenmeden önce git 3 ay falan orada bir kal. Oranın bak ilişkiden öte yaşadığın alan da çok önemli. Şimdi çok seversin karını, çok seversin kocanı ama dünyanı, hayatını ve ülkeyi değiştirmek önemli bir karardır. Alışkanlıkların tamamen değişecek. Orada dar alanda kısa paslaşmalara düşeceksin. O yüzden git 2-3 ay dene. Oradaki sosyal etkinlikler, şunlar bunlar, bunlara bir bak. Bak o zaman ne hissedeceksin? Benim böyle bir talebem var. Fuarda karşılaştım Almanya'da. O da böyle Almanya'ya evlenmiş. Çok zor Sevda Hanım ama karımı seviyorum dedi. Ben de ne yaptım dedi. Burada dedi normal bir işte çalışıyorum. Ama kendimi oyalayacak, hem para kazanacak. Daha farklı sektörlerde dedi. İşte bu fuarda dedi mesela gelip burada stand açtık dedi. Bunu yapıyorum. Mesela o çocuk karımı seviyorum dedi. İyi bir karım ve iyi bir ailesi var dedi. Ama şimdi, kendini kurtarmak için değil. Değil tabii. Tabii. Yani şöyle evlilikte dedim ya. Aranızdaki o duygusallık bazen de hayatını değiştirecek bir boyuta da gelebilir. Test edeceksin. Sana şimdi buradan denemeden bak benim o talebeme iyi gelir ama sana iyi gelmeyebilir. Bilemem. Evet. Deneyeceksin. 13 yıldır. Şöyle kaybetme riskin olmadığın şeyi kazanamazsın. Kaybetme riski olmayan şey kazanılmaz. Ticaret de böyle. Adam koyuyor, paralarını koyuyor. Kazanmak için ama onu kaybetme riski de var. Bak pandemi oldu, birçok yeni açılan işletme kapatmak zorunda kaldı. Bilemiyorsun ki nereden bilecektik pandemi olacak. Veya bak gidin deprem bölgesine. Adam belki de o gece evlenen var. O gece düğünü olan var. Ertesi gün yoklar. O gün açılışı yapılmış bir sürü mağaza var. Ertesi gün yoklar. Yani hayatta %100 böyle bir proje yapacaksın da devam edip gidecek diye bir şey yok yani. Yok, doğru söylüyorsun. Deneyeceksin. Peki 13 yıllık evliliği boyunca 13 yıldan beri kocasının aldattığını söyleyen bir seyircimiz var. Ne kadar acı değil mi? Erkek mi kadın mı? Kadın. Kadın aldatıyor 13 yıldır. Yani hayır, yazan hanımefendi kadın. 13 yıldır kocası aldatıyor. 13 yıldır biliyor mu bunu? Evet. Peki niye ayrılmamış? Gücü yok demek ki. Tamam. Gücü bak, gücü yoksa, mecbursa biz tabii burada insanlara aa ne yapacağım? Var öyle danışmanlar. Dünyaya kendi penceresinden sen bana bakma, ben ona bakma. Biz 10 kere evlenir. Ondan sonra üzülürüz, ağlarız, zırlarız ama kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. Evimiz var, barkımız var. Bize kocamak, koca boşamakla efendim maddi imkanı olmayan kadına koca boşamak aynı şey değil ki. Boşayın da demiyorum ben. Ben boşanmalara aslında karşıyım. Yani bak aldatmada bile ne diyoruz? Onun bir sınırı var, şuyu var. Ama eğer 13 yıldır imkansızlıktan dolayı boşanmıyorsa Allah kocasının cezasını öbür dünyada verecektir. Bence sabrına bu soruda, bu soruda Sevda en dikkat çeken şey bak 13 yıldır aldatan bir kocayla hani biraz önce söyledim ya manipülatif bir kocanız evet, var mı? Tabii. Sizi böyle kendi yaptığı baskın hareketlerle bazı kocalar var. Kendi aldatır karısını aldatmış gibi gösterir. Tabii, tabii, tabii. Ve bir şey söyleyeceğim. Bu adamlar o kadar ilginç adamlar ki toplum tarafından çok seviliyor. Etrafına karşı son derece kibar, son derece sağlıklı ve son derece zarif gözüküyor. Ve bir olay anlattığında karşı taraf o kadını suçluyor. Adamda hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor. Bence bu böyle bir adam. Çünkü neden? Hanımefendinin sorusu çok dikkatimi çekti. Diyor ki bir kadın 13 yıldır aldatılıp bunun benimle bir ilgisi olabilir mi diye sorar mı sence? Vallahi bunun kocanızın ahlakıyla alakası var. Temeline çocukluğuna inin yetiştirilme tarzıyla alakası var. Evde anne ve baba arasındaki ilişkinin boyutu ne bilmiyorum.
Çünkü travmatik bir şeydir bu. Bununla alaka var. Ya da kocanız çok daha önce, evlenmeden önce bir kadın tarafından kötü bir şekilde aldatılmış. Onun intikamı. Kısacası kocanız hasta. Normal değil. Yani bunu bir de kadına narsist kişiliklerin en önemli nedir biliyor musunuz? Size suçlu hissettirir. Şimdi şöyle bir olay var. Mesela ilişkide şuna dikkat edin. Bir ilişkiye girdiniz. Adam sizi böyle olduğunuz için beğeniyor. Senin Nur'u, Sevda'yı veya Ayşe'yi böyle olduğu için beğeniyor. Sonra bir süre sonra sizi eleştirmeye ve sizi aşağılamaya başlıyorsa bu size karşı olan kompleksinden dolayı ne oluyor? Sizin kim olduğunuzu unutmaya başlıyor. Ama en kötüsüne şu kadına yapılan, size kendinizin kim olduğunu unutturma safhasına geçiriyor. O zaman da sizi o narsist kişilik ne yapıyor? Hapsediyor o duyguların içine. Eşiniz narsist bir insan. Yani narsistliğin manası da aslında kötü bir insan demektir de. Hani tıp da bunu narsist yaptı. O adına narsist. Hayır, narsist olan insan kötülük hakkını kullanan kötü bir insandır. Kadın veya erkek narsistse, size bu duyguları hissettirecek duruma gelmişse o insan kötüdür. Ha dedim ya, eğer ekonomik durumunuz müsaitse, ayaklarınızın üzerinde durabiliyorsunuz ya da aileniz size destek verecekse ayrılın. Bir de şu var, ayrıldıktan sonra bu narsist kişilikler kadını rahat bırakmıyor. Çünkü rahat, evde çocuklarına bakan namuslu bir kadın var. O dışarıda gününü gün ediyor. Aslında her şey ne kadar kabul etmeye başlarsan bir sonrası, evet, daha fazla geliyor. Bir sonrası daha fazla. Hayat da öyle değil mi? Öyle. Sırtına, arkadaşına da böyle. Sırtına yükü yüklendikçe, evet, yük yükleyen yüklemeye devam ediyor. Hani bir söz var. Çok iyiyseniz bütün işleri sizin üstünüze yıkarlar. Gerçekten iyiyseniz siz de hepsini yaparsınız. Ama bir süre sonra bu sizin göreviniz olmaya başlar. Kimse size teşekkür etmez. İlişkilerde de bu böyle. Karı koca, anne çocuk arasında bir vefa olması lazım. Anne çocuk, baba çocuk arasında birbirinize teşekkür etmeyi bilmeniz lazım. Sevgili Sevda Türk'ü Sevcanlı yayınımızda ve sevgili seyircilerimiz, dertleşerek dertlerimizi azaltmaya, paylaşarak sevinçlerimizi çoğaltmaya geldik bugün, günlerden çarşamba ve hepimizin farkındalığını arttırmamız gereken bir durumumuz var ki o da ilişkiler. İlişkilerde bazen yolunda gitmeyen olaylarda kadınlar hemen kendilerini suçlayabilirler. Az önce soran sevgili seyircimiz gibi, 13 yıldan beri kocam beni aldatıyor, bunda benim bir suçum olabilir mi diyen var. İki çocuğun... Varsa da %2'dir. O da sizi bağlamaz. Neden? Kadınlar daha masum ilişkilerde. Şöyle, şimdi hanımefendinin dedim ya, 13 yıldır kocası aldatıyor. Hani ilişkinin detayını bilmiyoruz ama kadıncağızın 13 yıldır bunu çekmesi, eğer her şeye, boşanmaya müsait bir hayatı var, boşanmıyorsa kendi suçudur. Ama benim anladığım kadarıyla kadının boşanıp tekrar bir hayat kuracak bir durumu yok. Ben bu konudan bunu anladım. O şekliyle yorumluyorum. Hani olur bir bak, gerginlik iki taraflıdır. Fizik kuralı. Bir lastiği al, tek başına bir şey değil ama iki taraftan çekiyorsun ve geriliyor. Ama gerilmeden de esneklik olmuyor. İlişkiler böyle bir şeydir. İstiyorlar ki hiç gerilmeyin. Hayatım, gerileceksiniz, sorunu çözeceksiniz ve bir süre sonra o çok sert lastik ne oluyor? Esnemesi yumuşuyor. İlişkiler de böyle, her ilişki, evlilik, arkadaşlık, aile ilişkisi. Şimdi tabii ki hanımefendi de çekmiştir bir taraftan ama anlattığına göre 13 yıldır aldatılan bir kadında erkek bu tarafa çok çekmiş. Kadının eli burada kalmış. Böyle. Şimdi şu var, kopma noktasında erkek birden bırakırsa şak suratına zarar verir. Yani burada ölçümüz bizim, hemen boşanın, hemen adliyeye gidin, onu alın. İşte bu sosyal medyada da ya da ünlüler dünyasında da ya da bazı örneklerde de işte her şeyini alırım, alıyor da. Yani evinin şusunu alıyor, geçen programda biri bağlandı. Yok, ünlüler dünyasında da hemen boşanılıyor mu? Yok, kimler hani neler çekiyor? Boşanınca alıyor ya milyon dolarlar, arabalar, evler falan. Siz onları örnek almayın. Onlar işin pastanın kreması. Pastanın muhteviyatı nedir? Altı halk, yani biziz. Mesela bir uçağa, mesela business yolcuları daha çok para öder. Ama
uçak şirketini kâra geçiren ekonomi yolcularıdır. Çünkü eğer ekonomi koltukları satılmazsa 15 tane business'la o uçak para kazanamaz. O yüzden siz bu işin business kısmına, bu işin magazin kısmına, oradakilerin hayatına, harcamalarına, aldıklarına, yaptıklarına kapılmayın. Biz ekonomi yolcusuyuz, ben de dahil. Yani ekonomide, yani halkın içinde dengeler çok farklı. Siz kendi dengelerinizi kontrol edip, bana böyle bir arkadaş geldi, yani bir danışan geldi. Bir sorunları vardı. Çocuğa dedim ki, bak dedim, sakın şimdi boşanma. Fakat dedim, çocuk yapmayın. Daha yeni evliler, 1,5 yıllık. Ama çocuk yapma dedim. Ne zaman ki bu evlilik yürütebilirim ben dediğinde dedim, en azından 7-8 ay, 1 sene dedim kendine zaman tanı. Eğer okey, tamam, çözdük sorunları, git çocuk yap dedim. Fakat tabii biliyordum bana geleceğini. 8 ay sonra geldi, yok dedi Sevda Hanım dedi. Yani olmayacak dedi, onun içinde, benim içinde. Ve bir boşanma sürecine girdik. O zaman dedim, şimdi yüz göz olmadan, kavga etmeden doğru düzgün karşılıklı bir boşanma gerçekleştirdim. Şimdi bu evlilikte bir çocuk daha olsaydı, daha yeni başlamışlar, o çocuk doğmuş olsaydı, bu evlilik bir 4 sene daha öyle veya 2 sene böyle devam edecekti. Sorunlar, hep ne diyorum, çocuk çok önemli. Bana göre mutlu çiftler en az 3 çocuk, hatta 5 çocuk yapmalı. Çocuk çok güzel bir şey evlilikte. Ama mutluysanız çocuk yapın. Yani ilişkiyi kurtarmıyor. Değil. Peki. İlişkiyi kurtarmıyor. Aksine yük. Yük binince millet çok fazla, kadın veya erkek, çok yük taşıdınız mı yorulursunuz, terlersiniz, en sonunda da oh yeter der, sonra her şey parçalanır. Evet. Şu anda stüdyoda birbirimizin sesini duyamaz evet. hale geldik. İnanılmaz bir yağmur var. İstanbul için söylüyorum ve gerçekten evet. bu yorumlar gökten rahmet tabii. yağıyor şu evet, anda. Yapacak bir şey yok şansımıza. Peki telefonumuzu alalım mı? Alalım tabii. Alo. Alo, merhaba Nur Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Benim size bir sorum olacaktı ama. Dinliyoruz. Sevda Türküsev ve ben Nur Viral Cankulu ile sizi evet, dinliyoruz. Buyurun. Evet. Şöyle çok da heyecanlıyım, kusura bakmayın ama. Çok haklısınız, canlı yayına bağlandınız. Heyecanlı evet. olmanız kadar doğal bir şey olamaz. Evli evet, misiniz? Evet, evet, evliyim Nur Hanım. 12 yıllık evliyim ben. Maşallah. 30 yaşındayım. Yalnız şöyle bir şey soracaktım. Eşim beni 15-20 gün önce iş yerinden bir bayanla aldattı. Yani iş yerinde, aynı iş yerinde çalışıyorlar. Nasıl yakaladın? Ben bunu nasıl yakaladım? Bir uygulama indirdim telefonuma Nur Hanım. Uygulamada kocanın telefonuna mı, kendi telefonuna mı? Kendi telefonuma indirdim. Uygulamada onun yani mesajlaştıkları falan hep bana düştü. Ben kendi gözümle gördüm, okudum. Telefonuma uygulama indirdikten sonra da bunu kendisine açıkladım, yani söyledim. Ne dedi peki bunu itiraf edince, söyleyince? Suçunu itiraf etti, yani pişmanım dedi, bir hata yaptım dedi, yani seni çok seviyorum diyor, aramızda diyor öyle bir şey olmadı diyor, ama yani Nur Hanım görseniz, yani bana söylemediği her şeyi ona söylemiş, bana yazmadığı her şeyi ona söylemiş, yani 12 yıl evliliğimiz boyunca bana söylemediği her şeyi kendisine söyledi yani. Peki siz tabii o aplikasyonu, o şeyi yükleyince kendi telefonunuza, kocanız her o kadına mesaj attığında size düşüyor. O kadın evet, her kocanıza evet. mesaj attığında o da size evet, düşüyor. Evet, ben ay çıldırmadın mı o anda evet. ne yaptın? Çok kötü oldum yani Nur Hanım, anlatamam size, inanın. Sana söylemediği neyi söylüyordu o kadına sence? Yani ne bileyim işte, yani şu anda anlatamıyorum, cinsel içerikli de var. Bir yani tane. Cinsel içerikli şeyler söylüyordu ona, cinsel içerikli şeyler yazıyordu. Ama ben mesaj atınca, yani ben bunu biliyordum ama daha söylememiştim, gizli gizli takip ediyordum. Ben mesaj atınca bana o şekilde konuşmuyordu, bana o şekilde yazmıyordu. Hayatım, ama ben yazdım, hayatım sen onun karısısın zaten, yanındasın. Adam çapkınlık yapıyor. Tabii ki onun için yapması gereken şeyleri yapıyor. Ben adamın yaptığını meşrulaştırmıyorum. Niye bana bunu söylemiyor diyorsun ya, haklısın belki. Ama şöyle bir şey düşün, 12 yıllık evlisin. İlk flört ettiğinizde o zamanki koşullara göre sana da böyle şeyler söylemiştir, doğru mu? İlk nişanlılık. Yani evet, zaten öyle söylüyor. Yani kandırmak için söyledim. Yani amacım başkaydı falan diyor, ama yani ben de bunları unutamıyorum söylediğini. Peki tamam, yüzleştiniz. Kocana peki dedi mi, nasıl biliyorsun? Söyledin mi böyle bir program evet, yükledim ben diye? Söyledim, program yükledim dedim. Yazıştıklarınızı falan dedim, hep gördüm dedim.
Ne dedi? İtiraf ettim yani ben. Tamam dedi, ben dedi suçluyum dedi, bir hata yaptım dedi ama dedi seni çok seviyorum dedi. Yani sevmek gibi dedi, aramızda bir aşk gibi, bir his gibi bir şey olmadı dedi. Ben her zaman seni sevdim dedi. Hala da seni seviyorum, sana karşı hislerim hiç değişmedi dedi. Yani ya, inanmalı mıyım? Ben evi bıraktım, ben gittim. Sonra geldi, aradı. Annemlere falan gittim ben. Oradan bizi aldı, getirdi. Yani ben de affetmek zorunda kaldım. Yani affetmekle bir yanlış yapmış olabilir miyim? Canım, sen eşini seviyorsun değil mi? Benim anladığım. Evet, seviyorum. Şimdi şöyle, şunu söyleyeyim. Anlattığın kadarıyla yorumluyoruz. Bir fırsat daha ver. Şimdi bana buradan bazıları kızmasın, kadın dernekleri falan. Kusura bakmayın. Yani insanların duygusallığı da var. Ya bir insanın kas yapısı, kemik yapısını ayakta tutuyor ya, ruh yapısı da psikolojisini, yani duygusal yapısı da insanı, beynini de diri tutuyor. Ben şöyle derim, bir fırsat daha ver ama bu fırsatı verirken hani körü körüne de davranma. Sen de biraz daha dikkatli ol. Eşin gerçekten pişman olup olmadığını anlarsın. Ama bir daha yaparsa bir üçüncü fırsat verme. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bana kızacak olanlar olacak. Biliyorum. Ama buna rağmen söyleyeceğim hemcinslerime. Bir erkeğin bir kadına cinsel içerikli sözler söylemesi beni çok bağlamıyor. Evet. Ama orada duygusal içerikli sözler varsa beni çok enterese ediyor. Evet. Hayatım, kocana, yuvana, evine sahip çık. Aynen. Canım benim. Aynen. Ben yani başkalarına da kulak asma. Bu işi yaşamış tecrübeli biri olarak söylüyorum. Evet. Ha tabii ki insan bir kere hata yapar. Bu tekrar ederse bir yine daha burada senin yapma. Seçimin ama yok. Bir de adam ne demiş ya, hata yaptım çok özür dilerim demiş. Şunu söyleyeyim. Nur'un dediği çok doğru. Eğer o mesajlarda işte herkes sen benim hayatımın anlamısın, yuvalar kurmak dediği gibi cins zaten belli, yani cinsel içerikli veya kadını elde edebilecek şeyler, kadına gaz vermiş, vermiş coşkuyu bence o kadın düşünsün. Yani bir de o kadın açısından bakalım. Yani hep erkeği tanımak için doğaya bakın arkadaşlar. Tabii, yani. Doğaya bakın. Erkek gidiyor, avlanıyor, geliyor. Ben demiyorum ki yapılanlar doğru şeyler. Çünkü Allah, evet tamam, erkeği böyle yaratmış ama bir de irade vermiş. Şimdi, iradeyi kullandığın zaman insan oluyorsun. Nur, bir de şu var. Aldatan kadınlar da çok ve affeden erkekler de var. Şimdi biz sadece geçen programda da dedim ya, hep erkekler kötü değil, kötü kadınlar da var. Ve aldatan erkekler, biz hep alışmışız tarihler boyu kapalı bir toplumdan fazla large bir toplum haline döndüğümüz için, yani bu kadar da bu sosyal medya ile alakalı. Yok ya, hepimizde böyle değiliz. Maalesef, ya. Ya değil tabii, genel olarak söylüyorum. Tabii ki biz niye derli toplu insanlar olmasa biz hepimiz asosyal oluruz. O değil ama şu var, şimdi aldatan kadınları affeden kocalar var. Yani eskiden mesela kadın affeden pozisyonundaydı. Erkek asla affetmezdi. Niye peki erkek affediyor? Kadın erkeği affediyor. Erkek kadın affedince sorun mu? Yok, sorun değil. Keşke hiç affedilecek bir pozisyona düşmese insanlar. Hı. Ama o da bir sorun değil, ama bunun bir alışkanlık haline gelmemesi lazım. Yani bu normalleştirilmemeli. Yani kadının da aldatması yanlış, erkeğin de aldatması yanlış. İkisinin affetmesi yanlış bir şey değil, ama bu affetmelere dönüşmeye başlarsa o zaman işte anlaşmalı evliliklere dönüşüyor. Hiç var ya, serbest evlilik diye Avrupa'dan Türkiye'ye ithal edilen bir şey var dünyaya. Karı koca evliler, hatta bir isim vermeyeyim, iki tane ünlü çift, onlar serbest yaşam, yani canları istediği zaman o istediği kadınla, o istediği erkekle birlikte olabiliyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi evliliklerine devam ediyorlar. Bu da bir tehlike. O yüzden diyorum, gerçek manada affedilmeyle bunu böyle bir normalleştirip sonra serbest evlilikleri de hayatımızın göbeğine oturttururlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evliliğin düzelmesi için elinden gelen her şeyi, aynen, yap. Evliliğine sahip çık. İki çocuğun var. Kendine sahip çık aslında. Kendi mutluluğuna sahip çık. Eminim hata yaptığını anlayan adam bu hatada ısrar etmeyecektir. Sen de onun yüzüne vurmakta ısrar etmezsen inşallah güzel, evet, bir yaşam seni bekler. Çünkü arkadaşlar, evet, çok zor. Yeni birini tanımak, yeni bir yuva kurmak, çok yeni zor bir yol almak. O yüzden elimizdekinin kıymetini azami ölçüde bilmeye özen gösterelim. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Nur Hanım. Sen çok heyecanlıyım şu anda. Kaç kere aradım sizi ama nihayet şükürler olsun bugün ulaşabildim. Hani derler ya kısmet, kısmet diye bir şey varmış. O gün de bugünmüş. Buyurunuz efendim, evet, hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi. Ben 31 yıllık evliyim. İki tane çocuğum var. Eşimle bizim problemlerimiz var. Eşim narsist bir insan. Benim de aynı zamanda obsesyonum var. Evliliğimizin ikinci yılında obsesyonum başladı. Yani temizlik takıntısı diyeyim. Tamam. Ondan sonra kızımda da, hiç 3 sene önce de kızımda da başladı. İşte kızım, o eşim diyor ki senin yüzünden, sen bak çocuğu bu hale getirdin, o da senin gibi oldu. Ama kızım yani destek alıyor ve o biraz benden daha iyi durumda. Yani iyileşmeler var onda. Hı hı. Ama eşim böyle narsist bir insan olduğu için de benim bu temizlikle alakalı hakaret ediyor. İşte pissin diyor. Git elini yıkayana kadar vücudunu temizle. Ondan sonra eve bile bakamıyorsun diyor. Benim dizlerimde de problem var. Yani bir bacağımda protez, bir bacağımda gene aynı şekilde ameliyat önerdiler. Geçmiş ondan olsun. Dolayı hani çok işte yapamıyorum ama günlük evin işlerini falan yapıyorum. Sürekli hani bana böyle bir hakaret ediyor. Evliliğimizin, bu 30 yıllık evliliğimizde iki kere de aldatma yaşadım. Peki dönemde, 30 yıldır siz eşinizden böyle sözlü olarak hakaret duyuyor musunuz? Evet, yani zaman zaman, sık sık, hatta bir 20 gün öncesinde tekrar oldu ve konuşmuyor. Yani konuşmama yolunu seçiyor. O zaman ben de konuşmuyorum. Beni yataktan kendisi kovdu. Şimdi de gel diyor. Ben de dedim gelmiyorum artık. Çünkü sen beni kovdun o yataktan. Niye kovdu yani sizi yataktan? Yataklarımızı da ayırdık. Efendim? Yataktan niye kovdu sizi? Yani ben onun isteklerine cevap veremediğim için işte. İşte çamaşır suyu kokuyorsun diyor. Ben de dedim ki kokuyor yani musunuz? Bu kadar problem yaşıyoruz. Kızım da aynı şekilde ondan da yardım. Çamaşır suyu kokuyor için musunuz gerçekten? Evet, kokuyorum. Şimdi bak kocası ya, çamaşır hasta suyu kokuyor da yani bir şey söyleyeceğim. Ama kadıncağız da çamaşır bak, suyu kokuyor. Ya 30 yıllık eşin insan yataktan şöyle, kovar yanlış, mı? Yanlış. Sonuna kadar yanlış. Bu hanımefendinin vakası yüzünden benim iki arkadaşım boşandılar. Şimdi 30 yıllık evliler neden bu zamana kadar boşanmadı, o ayrı bir sorudur. Şu saatten sonra ben sizin yerinizde olsam, eğer ayrılacaktan da nikahı asla vermem. Ölünce mirası size kalsın. Kusura bakmayın, 30 seneden sonra. Ayrılacaksanız diyorum. Ne düşünüyorsun Sevda? Mantık düşünüyorum. 30 seneden sonra ben bu kadını düşünmek zorundayım. Adam, kadında böyle bir rahatsızlık var. Zamanında sizi doktora götüreyim dedi mi? Yok, demedi. Ben yardım aldım. Annem yardımcı oldu. Anne yardım etti. Bu bir çok halen kötü. De ben, evet. Ben yardımı almaya çalışıyorum. Evet. Şimdi bak, zamanında bu kadını doktora götürseydi, hanımefendiyi diyeyim, özür dilerim. Yani öyle konuşuyorum. Benim samimiyetimi biliyorlar. Hanımefendiye emek verseydi, kıysaydı parasına, doktora götürseydi, hanımefendi de bir iyileşme. Kızını nasıl götürüyorlar şimdi? Önlem alınıyor. Var çünkü benim böyle. Senin de tanıdığımız bir arkadaşımız var. Yok böyle bir şey. Çamaşır makinesine çamaşır suyu, şey, bulaşık makinesine çamaşır suyu atarak yıkıyor. Ben bu rahatsızlığı biliyorum. Bu yüzden geldiğiniz noktada 30 senede bu adamı değiştirmeniz çok zor. Siz 30 senelik evliyseniz kendiniz çok rahat 50 yaşındasınız. Kocanız da 55-56'dır. Atıyorum. Doğru mu? Bu civarda bir şeydir. Şimdi bu adamı, bu kadının gücü de yok bu adamı tekrar, değil mi, resetlesin, tekrar bir yazılım yüklesin. Yani ayrılmayı düşünüyorsanız nikahtan ayrılmayın. Arkadaşlar zaten ayrılmayın. Öğrendiğim şu, yani ben 12 yıldır psikoloji programı yapıyorum. Evet, ayrılmayın. Sonra kendimi geliştirmek için çok eğitim aldım. Benim öğrendiğim bir şey var ki, burada herkese de konuşabiliriz. Bir narsist değişmez ki aslında. Değişmez. Bak, bir narsiste merhaba dediğin anda, onun narsist olduğunu anladığın anda arkana bakmadan toplayıp gideceksin. Şimdi yani bu kadının tabii evlendiği dönem 1992'lere gidiyor olay. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hanımefendinin yaşadığı toplum, o zamanki aile yapısı, bunların hepsini aldığında kadın evine sahip çıkmış, çocuğuna sahip çıkmış. Böyle de bir adama rast gelince adam da kadının bu tarafını iyileştirmek yerine kullanmayı tercih etmiş. Onun üzerinde bir baskı ve üstünlük sağlayabilmek için ve bunu da önemli ölçüde başarmış. Ha, kızınız evet, o da tabii anneden ne görüyorsa bir süre sonra aynı öyle oluyor. Maalesef bu öyle bir halka, hani silsileler. Peki zincire. Ne önerirsin? Şimdi bu değiştiremiyor eğer, kocası. Bak, ben şu durumda bu hanımefendiye şunu derim. Eğer boşandığınızda siz de mevcut hayatınızı maddi olarak
Maddiyat önemli kadına. Al git mahkemelerde 3 sene uğraş. Adama bir tedbir, nafakası seni geç. Eğer maddi olarak siz ayaklarınızın üzerinde durabilecek şekilde ayrılabiliyorsanız hemen ayrılın. Hemen ayrılın. Yani ayrılın. Hayatınızı ayırın. Çekmeyin bu adamı. Ben nasıl diyebilirim bu adamı çek, düzel denilemez. Ama zaten duygusallığı da kadının daha çok artık çocukları üzerine geçmiş. Ama eğer bu adam yani sizi uğraştıracak şöyle böyle dedim ya, o zaman da hayatınızı ayırın. Nikahtan ayrılmayın yani. Peki. Öyle diyorum yani. Bu adamın emekli maaşı kalsın sana hiç değilse. Halk diliyle konuşuyorum. Çıkıyor şimdi psikologlar, psikologlar. Saygı duyuyorum aldığınız eğitime. Ay onu boz, ay git boşan, onu yap. Kadınlara veriyorlar coşkuyu. Boşandıktan sonra kadın psikolojik bunalıma giriyor. Atıyorum mesela kendini, kendi ayaklarının üzerinde duramayan bir kadın kocasının ismiyle var oluyor. Ahmet Bey'in karısı geldi, Ahmet Bey'in karısı gitti. Ondan sonra Ahmet Bey'in eski karısı oluyorsun birdenbire. O gittiğin mekanlara bile gidemiyorsun. Nasıl bir yağmur, nasıl bir yağmur. Şu an su basabilir yani burayı. Nasıl bir bereket. Herkes dikkat etsin evine. Yayına geliyor mu o ses? Bilmiyorum, siz de geliyor duyuyor musunuz? Geliyor mu yayına bilmiyorum anda... ama... Biz birbirimizi duymuyoruz. Aynen, aynen. Yayında ses gidiyor mu? Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Evet, amin. Bir diğer telefonumuz var. Alo. Alo. Hoş geldiniz. İyi günler, merhaba. Merhabalar, merhabalar. Buyurunuz. Nasılsınız? Biz iyiyiz, siz iyi misiniz? Değilim. Değilsiniz. Evet. Neden değilsin? Ben eşimin beni aldattığını öğrendim 1,5 aydan beri. Eşimi yurt dışına yollamıştım çalışmaya. Hı hı. Bir gitti, 9 ay sonra geldi. 15 gün evde durdu. İkinci gittiğinde... İkinci gitti, yolladım. Hemen haftasını kişi bulmuş. Başka bir sevgili bulmuş kendisine. Ama kendisi karakteri böyle bir insan değildi. Yapacak bir insan değildi çünkü. Arkadaş ortamı çok kötüydü. İçki içen biri değildi. İçki içtiğini anladım. Eşiniz kaç yaşında? Eşim 38 yaşında. 38 yaşındaki bir... yetişkinden bahsediyorsunuz. Aslında evet. Benim kocam beni aldatmak istemedi. Kötü alışkanlıklar yoktu. Sadece arkadaş ortamının mı kurbanı oldu diyorsunuz? Evet. Bir de benim evliliğim 18 yıllık evliliğim. Biz çok böyle gurbete çıktık onunla. Çıktıklarımız böyle az süreli oldu. Bizi döndü dolaştı geri getirdi. Yani bize sahip çıkmadı. Çoluk çocuğuna bana sahip çıkmadı. Çalıştıklarından hiçbir kar edinemedik çocukları ve ben. Benim kendi ailesi dışında, bizim kendi ailemiz dışında etrafındakilere çok yardımı dokundu çalıştığından. Ve bunun çalıştığında bizim hakkımız, emeğimiz çoktu. Bu sefer temelli geldi. Gelince eve kire sağmadı, bana sözlü küfürler, hakaretler, çocuklarıma kötü muameler. Yani ben anladım ki yani eşim gitmiş bizden. Eşim bana, bize top geldiğini öğrendim, yakaladım, anladım, hissettim. Yani 18 yıllık bir kocam değildi. Peki. Şimdi nedir durumunuz? Aynı evde yaşıyor musunuz? Yaşamaya devam ediyor musunuz? Ayrı yerlerde misiniz? Ayrı yerlerdeyiz. Eşim iş durumunda İstanbul'a çalışmaya gitti. Hı hı. Ben başka bir yerdeyim. Beni buraya koydu. Öyle. Peki. Ama çıkamıyorum içinden. Mesajlarını gördüm, fotoğraflarını gördüm, videolarını gördüm. Bana 18 yıllık yapmadığı jestleri ona yapmış. Ve benim çok zoruma dokunuyor. Ben unutamıyorum, affedemiyorum, işi içinden çıkamıyorum. Ne yapmış mesela? Ne yapmış? O jestlerden kastınız ne? Neler yapmış kocanız sevgilisine? Ne yapmış? Çiçek almış. Hmm. Ben ona 3 tane evlat verdim. Bir kere çiçek almadı. Çok bekledim. Sonra... onunla ilgili çok güzel yerlere gitmiş, onun sürekli videosunu çekmiş, ben beraber eşimle fotoğraf çektirmek istediğimde hadi çabuk çek bana öyle diyor, bütün fotoğrafları eşim kendisi çekmiş, bir de o kadar güzel mutlu gülüyor ki, yani onu kıskandım, ona o aşkla bakışını,
Sonra ben yakaladım, bana diyor ki yok öyle bir şey, o bir hevesti. Ben onunla devam etseydim, onu unutamasaydım o memleketten gelmezdi. Senin yanına gelmezdim diyor. Ağladı, çok ağladı, affet dedi, ben bir hata yaptım dedi ama ben içi içinden çıkamıyorum. Çünkü ben ona bunu konduramadım, o kendine yakışanı yapmış. Şimdi şöyle bir şey var. Siz bu durumda ayrılmaya hazır mısınız? Ayrıldığınız zaman hayatınızı idame ettirebilir misiniz? Anlattığınız adam profili, boşanabilirsiniz de boşanamazsınız da. Yalnız ben buradan erkeklere bir şey söylemek istiyorum. Asla hem aldatıyorsunuz hem video çekip kadının eline, tamam mı, öbür kadının eline de şey veriyor, delil veriyor ve aslında sevgilisi olan kadın da kendi fotoğraflarıyla yarın adamı tehdit edebiliyor. Yapmayın. Ama bir de erkeklerin, hep söylüyorum, beyinlerinin bir tarafı böyle offline galiba, o tarafı çalışmıyor bazı sinir nöronları. Hem karını aldatıyorsun hem o kadınla videolar çekiyorsun, o kadının telefonuna bir sürü mesajlar, delil bırakıyorsun. Bunun yakalanmamak gibi bir şey söz konusu değil. Bu kadın bunu yakalamasaydı, bu hanımefendi, öbür kadın işine gelmediği zaman bunu tehdit edebilirdi. Yani şimdi erkekler özellikle bu yurt dışı ve şehirler arası çalışmalarda maalesef eğer erkeğin karakteri de müsaitse aldatmalar çok daha çabuk olabiliyor. Tabii her erkek yapıyor demeyelim. Tabii her erkek değil ama... Olabiliyor. Niye? Çevre. Girdiği çevrede kendi eşinden, kendi çevresinden daha farklı kadınlar görüyor. Kadın 3 çocuk doğurmuş, evinle uğraşıyor. O orada böyle bütün gün tek meşguliyeti kendisi olan, giyinip süslenen kadınları görüyor. Oysa ki o sevgili erkekler, o giyinip süslenen kadını da al 3 çocuk doğurt, onu da beğenmeyeceksin. Bu işin, hani bahçesinin, başkasının bahçesindeki ot her zaman daha yeşildir diyorum ya... O ot ona daha yeşil geliyor ama o kadını da alsın, 3 tane çocuk doğursun. O kadını, yine bu kendi hanımını, ilk eşi, duygusal bağlılığı var. Bunu 2 sene sonra beğenmez, bunu 2 sene sonra aldatır. Bak öyle bir şey. Şimdi erkeklerin de böyle bir şey, ben hep diyorum erkeklerin bir tarafı saf, bir tarafı aç. Yani saf tarafını kadınlar kullanabiliyorlar. Aç tarafları da nefisleri. Ama o açlığı bastırmak önemli. Ama mesela ben rastladım, mesela ömrü hayatında karısını aldatmamış, çevresel faktörlerden dolayı bir de alkolün etkisiyle bir kere karısını aldatmış bir erkeğe de rastladım. Bana sordu, söyleyeyim mi eşime dedi. Vallahi dedim, eşin nasıl karşılar? İçimde bununla yaşayamam, çok pişmanım dedi. Söyledi, eşi çok üzüldü ama o evlilik hala devam ediyor. Ama adam gerçekten pişmandı. Alkolü de alınca bu, hani... Alkol, biliyorsun, şuur gidiyor ve adam gerçekten bir daha tanıyorum, biliyorum. Şimdi böyle bir erkeğe de haksızlık, o ona, karısına bunu yapmış olabilir, evliliğe haksızlık yapmamak lazım. Ama erkeklere de sesleniyorum, yani bir garipsiniz siz, yani gerçekten bak Allah sizi daha güçlü yaratmış ama o güçlü dediğiniz erkeği bile mutlaka bir kadın parmağında oynatabiliyor. Ve sizin o saf ve aç tarafınızı eğitmeniz lazım, bak. Saf tarafınızı eğitmeyin, biz birazcık sizi kullanalım, şaka yapalım ironi. Çünkü o saf şeyde kadın istediğini bir şekilde alıyor. Ama o aç tarafı kötü işte, nefis gidiyor. Hanımefendinin dediklerinde doğruluk payı var. Evet, çevre var, alkol var, çevredeki şey. Ama burada bireysel tercihi, istekler, beklentiler, sosyoekonomik durum ve yaşantıya göre değerlendiririz dedim ya. Nur gibi, Sevda gibi, aa boşa gitsin. Boşa gitsin. Nur ve Sevda gibiler de tık diye hemen boşamıyor ki bir şey olduğu zaman. Ne yapıyor? Bekliyor, sindiriyor, canım, onu yapıyor. Biz de insanız. Biz çıkıp burada yorum yapıyoruz diye bizim duygularımız yok mu? Belki de biz çok daha zor durumdayız. Normal halk bütün 7 sülalesini anlatıyor, arkadaşını anlatıyor, çıkıyor televizyonda anlatıyor. Bizim öyle bir lüksümüz de yok. Nur ve Sevda gibisinden kastın Hayır, ne? Hayır, yani güçlü kadın, sen hemen boşayabilirsin diyorlar ya bizim için. Atarsın. Bizim için, şimdi güçlü kadınları da siz, onlar için her şey kolay, evlenmek kolay, boşanmak kolay, işte o kolay değil. Biz bunu kendi içimizde yaşadığımız zaman
daha da ağır yaşıyoruz. Niye? Anlatamıyorum. Ben bunu anneme, zaten akrabalarınıza anlatmayın ama normal, hani tanınmamış halk olan kişi önce bir 10 tane arkadaşını arıyor. Hemen bir yönetim kurulu toplantısı yapılıyor. Kekler alınıyor, poğaçalar, çekirdek yer gibi. Aa, onu mu yaptı kız? Onu da mı yazmış? Bak bak ne yazmış? Yanlış, yapmayın. Yapmayın. Hele akraba, anne baba, bunlara söylemeyin. Siz barıştığınız zaman siz kaldırıyorsunuz. Onların gözünde hep bayramda gidiyorsunuz. Annenin beyninde ya da kardeşin, aşağılık adam. Ama böyle. Mecbur, yapmayın. Siz çünkü karı koca olduğunuz için bir takım şeyleri kaldırma gücüne sahipsiniz. Ama akrabalar öyle değil. Anne, baba, kardeş. Peki ne yapmak lazım? Mesela kocanın aldattığını yakaladın. Evet. Bak dedim ya, sosyoekonomik... İnsan o anda biriyle de paylaşmak istiyor mesela. Şöyle, bir danışmana git ya da akıllı birine Param git. Param yok, danışmana gidemiyorum. Akıllı birine git. Yani herkesin etrafında vardır. Şeye git, mahalledeki en yaşlı teyzeye git. Dedikoducu olmayan, akil insan ya onlar. Hayatı görmüş geçirmiş, mahallede neler görmüş. Git o teyzeye, teyze aramızda kalsın de. O kadın dedikoducuysa bilinir zaten. Değilse zaten sağlam bir kadındır. Git yaşlı bir kadına anlat, o sana inan. Öbürlerinden çok daha mantıklı açıklamalar yapar. Ama akrabanı anlatma. Anlatma asla. Akrabanı asla anlatma. Kesinlikle. Akraban sonra senin yüzüne vurur. Der ki kız sen de o kadar adamın arkasından konuştun. Ondan sonra adamı koluna alıp takıyorsun. Bu sefer ayrıca adama tekrar tam olayı geçiştirmişin metastaz yapıyor. Bu adam bana bunu yapmıştı ya getiriyor. Beyin böyle bir şey. Bir de yanlış yönlendiriyor seni. Tabii yanlış yönlendiriyor. Yazık, günah. Biz şimdi bütün... Ben hep anlatıyorum. Yaşadım yani. Bunu evet, biliyorsunuz. Bütün söylüyorum. Aldatmalarda sen yuvayı yık. O çocuklar ne olacak? Evdeki kadın ne olacak? Bak çok özür diliyorum. İstediği kadar dünyada insanlar modernleşsin. 2 kere 2 4. Bu tarihsel boyu böyle olmuş. Boşanmalarda erkekler sıfırdan başlayabiliyor. Kadınlar hep kaldığı yerden devam ediyor. Niye? Bir, toplumsal baskı hala var. Yok demeyin. 2, çocuk, anne... Yani gerçek bir anne çocuklarından ayrılmak istemediği için bir ya da iki çocuğuyla birlikte diğer bir evliliğe bakış açısı daha farklı oluyor. Evlenmemeyi tercih ediyor. Evlense iki çocukla, adamın da bir çocuğu var veya yok, veya çocuksuz bir adamla evlendi mi bir daha çocuk yapmak durumunda kalıyor. Adamın da en doğal hakkı. Kadın da daha fazla bir yük kalıyor. Ama erkek çocuklar annenin hep parasını da veriyorsa velayetinde, hafta sonları çocuklarını alıyor. O kendine sıfırdanmış gibi bir hayata başlayabiliyor. O yüzden akıllı davranın. Ben boşanmayın demiyorum. Hani boşanacaksanız da hemen o patlayan ilk duygu çok şeydir, biliyor musun? Hani ilk refleksle ortalığı yakıp yıkmayın. Yani stratejik davranarak tabii, yol almak gerekiyor. Mesela başına böyle bir olay gelmiş de kalkıp da sen orada... akli ve hayatını idame ettirecek maddiyatı da planlamana koyman lazım. 2 kere 2 4. Yani adamla belki de konuşarak, ikna ederek, anlaşmalı boşanarak, çekişmeli boşanmada sana sunacağı imkanlardan bir süre sonra daha farklı imkanları sunacaktır sana. Ama hani illa bastırayım, hani hayat öyle filmlerdeki falan değil. Onlar gibi değil. Kime dönersen dön, herkes normalinde, prosedürde ne varsa onları yaşıyor. Ama hayat tecrüben bana neyi öğretti biliyor musun? Sadece boşanmayla ilgili değil de her şeyle ilgili, biliyor musunuz? Sevgilinle kavga ettin. İş yerinde bir arkadaşın seni yaraladı. Yan komşunda kavga ediyorsun. Yani hayatta her şeyde o anda çok sinirli anında bir nefes alıp geriye çekilip bir sakinleyip öyle adım atmam duvara gerektiğini... Duvara anlat, arabaya bin, söylen kendini anlat. Adama veya kadına sinirlendin mi, bin arabaya yalnız başına, aç müziği, ağzına geleni söyle. Ama önce bir duvarlara çarpsın, bir oralara çarpsın. Çünkü oradan çarpıp sana dönecek, kimse duymayacak. Ama sen direkt insanlarla bunu paylaştığın zaman o ne yapıyor? Tık 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 yayılıyor. Peki. Ha, boşanmayın demiyoruz ama akıllı davranın diyoruz. Evet. Bir de şunun altını çizelim. Zaten burada hiçbir konuğum boşanın ya da boşanmayın, zaten hiçbir uzmana gittiğiniz zaman da boşanın ya da boşanmayın demez. Ama gerçekleri görmeni sağlar. Neticede herkes kendi hayatıyla ilgili
son kararı yine kendisi verir. Evet. Çünkü bu senin hayatın, senin seçimin. Siz şunu da zannetmeyin değerli izleyiciler. Bakın çok geniş bir çevreye sahibiz. Bizim çevremizde dağda domuzu eksik tipler aldatıldığını bildiği halde yaşayan bir de kadın tipleri de var veya erkek tipleri de var. Bunlar da doğru mu bir örnek? Ama psikolojik boyutuna indiğinizde kadın veya erkek ayrılma psikolojisini kaldıramıyor. Bak, böyle bir saçma saçma durumlar da var. İsmimi vermeyin lütfen ekranı demiş. Şimdi bana mesaj atmış seyircim. Söylediğinizin aynısını tam 28 sene boyunca yaşadım. Hiç kimseye demedim. İçimde yaşadım ama gelen noktada ben kötü oldum. Adam iyi oldu. Gecenin üçünde ben ve çocuklarımı dışarı attı. Önüme bir gün geleceğini biliyordum. Ayrı bir ev almıştım. Hemen evime geçtim. Kimseye minnet etmedim. Pişman oldu, geldi, kabul etmedim. Ben tek bir çizgi verdim demiş. Nur Hanım, benim okuma yazmam yok. Ben söylüyorum. Siri yazıyor demiş. Şimdi bak, şöyle, okuma yazması yok. Siri yazıyor, evet. Yanlış şimdi, olursa da kusura bakmayın demiş. Evet, bir iki bir şey anlayamadım. Zaten şu anda gözden göze bakışıyoruz. Yani inanılır gibi değil. Belki kocasının verdiği parayı topladı. Belki kendi çalıştı, kenara belki attı. Belki temizliğe gitti ama evlere. Ama bunu biliyormuş bak. Bir gün kocamın beni aldatacağını ve gideceğimi biliyordum diyor. Şimdi, o beni kapıya koyduğu anda benim mutlaka ikinci bir planım vardı. İşte bak, kadın galiba güçlü olmak zorunda, evet, değil mi? Şimdi şöyle, biz tabii 28 sene bunu içinizde yaşayın demiyoruz. Hanımefendinin ekonomik şartları, ailesi, anladığım kadarıyla o kendine göre doğru zamanlamayı seçmiş. 28 sene çok uzun bir vakit. Yani adam 28 sene sonra bunu yapıyorsa ayrı. İsmini kapatıyorum, evet, ve öyle gösteriyorum, evet, size. Görüyor musunuz? Şu anda yazışıyoruz. Evet. Okuma yazması yok ve kocasının ona yaptıklarını... Ben hanımefendiye ama şunu da söylüyorum. Lütfen kaymakamlıklarımızın kursları var. Hemen gidin okuma yazma öğrenin. Demek ki hanımefendi kendini doğru işler yaparak, doğru programlar seyrederek yetiştirmiş. Şunu da söyleyeyim değerli izleyiciler. Bakın, hiç kitap okumayan bir insanla okuma yazma bilmeyen insan arasında çok bir fark yok. Bak, hiç okuma yazma bilmiyor ama kendini geliştirmiş. Şimdi bak Sevda, inanılır gibi değil. Bazen böyle ben yani size çok teşekkür ediyorum. O kadar büyük inanç ve güven duyuyorsunuz ki en özel sırlarınızı benimle paylaşıyorsunuz. Ve bu sırlar gerçekten siz istemediğiniz sürece asla açığa çıkmayacak. Şimdi bir seyircimiz, Nur abla ne olur beni gör diyor. Eşim kendi namazı 10 dakika önce kalkıp namaz kılıyor. Ama ben gecikince kıyameti koparıyor. Misafir geliyor, evde konuşuyoruz, gülüyoruz. O eve gidince kıyametler kopuyor. Şunu şöyle söylemiş. Eşim acaba narsist mi diyor, ben ne yapsam suçluyum, hatalıyım. Daha kötüsü, çok kez şiddet uyguladım. Çocuklarımın önünde tahta kaşıkla dövdü. Bir gün boğazımı sıktı. Sebebi gömlekleri aşırı kırışıktı. Kuru temizlemeye götürmemişim diye. Tabii narsist ve sadece narsistlik bir hastalık zaten de. Ama adamda ya şizofrenik bir durum var, ya manik depresif denilen bir şey var. Normal bir insan değil bu. Yani boğazını sıkmak, şunu yapmak, bunu yapmak değil. Ama bu da alıştırmayla alakalı bir şey. Yani ben şimdi hanıma ne diyebilirim ki? Yani dedim ya, her evlilik kendi içinde ayrı bir dünya. Şöyle bir şey diyebiliriz. Mesela seni defa defa tahta kaşıkla, evet, döven kocana dur diyebilirsin. Evet. Onun hasta olduğunu kabul edip, onun iyileşmesi için, belki doktora gitmesi için destek olabilirsin. Eğer iyileşmiyorsa onu kendi pisliğinde, kendi çöplüğünde bırakıp kendine yeni bir yaşam kurabilirsin. Allah bize bir yaşam bahşetmiş. Ben şunu söyleyeyim o zaman. Şöyle, benim çok da viral olan bir sözüm var. Bazen bazı insanların hayatınızda olmaması olduğundakinden daha az zarar verir size. Bunu ayrılmayı göze alamayan eşlere söylüyorum, kadın veya erkek. Bir insan hayatınızdayken her gün stres verir, her gün eziyet verir, her gün bugün bana daha neler yapacak diye diken üstünde oturursunuz. Ama o sizin hayatınızda olmadığı zaman en azından bir süre acı çekebilirsiniz ama emin olun tek derdiniz onun hayatınızda olmamasıdır. Bu yüzden
bazı insanların size acı vermesi ondan vazgeçememenizden kaynaklanıyor. Değerli hanımlar, beyler, vazgeçemediğiniz için acı çekmeye devam ediyorsunuz. Ha, vazgeçememe durumunda olanları ayırıyorum ama bazı insanların hayatınızda olmaması olduğundan daha az acı verir size. Hayatta hiç kimse, evet, hiçbir şey vazgeçilmez değil. Bir telefonumuz var, alalım. Tabii. Alo. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz önce anlattınız. Ben de bir şey anlatmak istiyorum. İçimde çünkü çok büyük yara ve doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım onu da bilmiyorum. Ama doğru yaptığımı düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Benim ikinci evliliğim, ilk eşimle de aldatma yaşadım. Zaten onunla bitirdik ve nasıl aldatıldığımı, neler yaşadığımı biliyordum. Sonra ikinci bir evlilik yaptım. İkinci evliliğimde de bazı şeylerin aynı ilk evliliğimdeki gibi olduğunu gördüm. Ve biraz önce yine bağlanan bir bayan vardı, bir programla takip ettim ve yakaladım. Karşıdaki kişiyle yüzleştim. Evet, çağırdım, oturdum, konuştum, yüzleştim. Biraz önce demiştiniz ya, genellikle erkekler dışarıda işte çok süslü, püslü, işte bayanlara bakıyorlar, evde bunu göremiyorlar. Ben tam tersi, eşim eve gelmeden önce hazırlanırdım, makyajımı yapardım, üstümü değiştirirdim ve onu farklı bir şekilde karşılardım. Ama o yine başkasına gitti. Kadınla konuştum, kadını anlattım, durumlarını da anlattım ve biz çok zor bir dönem geçirdik. Bu dönemin üzerine bunları yaşadık. O kadına niye gittiniz? O kadınla niye konuştunuz? Yüzleşmek istedim. Neyin yüzleşmesini gerçekleştirmek istediniz? Ben bunu eşimle konuştum. Eşim bazı şeyleri inkar etti. Sonra kadınla aradım, kadınla oturdum, yüzleştim, inkar ettiği her şeyi sordum ve daha sonra peşine de eşimi oraya çağırdım. İkisini bir yüzleştirdim. Sonra tabii kadın ben daha işte görüşmeyeceğim, etmeyeceğim demesine rağmen yine görüşmeye devam ettiler. Bir eşim o sırada zaten ayrılmak istediğini söyledi. Küçük bir oğlum vardı. O yüzden hep ben direndim. Ama baktım ki olmuyor. Bitirdim. Evet, boşandık. Oğlum bundan çok yıprandı. Ama ben düşmedim. Evet, ilk zamanlar yere düştüm. Çok kötü düştüm hem de. Sonra ayağa kalkmayı öğrendim. Ve ayağa kalktım. Kendimi topladım. Ve karşısına bambaşka biri olarak çıktım tekrar. Nasıl bambaşka biri derken? Neyi kastediyorsunuz? Kendimi değiştirdim. Yani davranış biçiminizi mi, şeklinizi mi değiştirdiniz? Her şekilde değiştirdim. Yani sarışındınız, esmer mi oldunuz? Ne oldu? Aynen öyle. Saçlarımı uzattım, boyattım, giyimimi değiştirdim. Aşırı derecede zayıfladım. Ve benle denk gelmek istemeyen eşimin karşısında hep bir şekilde denk geldim. Düşmediğimi, yıkılmadığımı ona göstermek istedim. Sonra pişman olup geri geldi. Ama ben bazen çenemi tutamıyorum. Çok laf söylüyorum geri geldiği zaman. Yüzüne vuruyorum bazen. Evet, yapmamam gereken bir şey. Peki tekrar geri geldiğinde siz tekrar barıştınız, evlendiniz mi? Evet. Keşke bu yaptıklarınızı bunlar başınıza gelmeden önce yapsaydınız. Bu tabii bir suçlama değil ama genelde kadın refleksidir bu. Zaten barışmışsınız.
benim size söyleyeceğim. Ama dur, hikayenin sonunu merak ettim. İşte barışmışlar. Ama şu tekrar an hala... ama diyor ki tekrar bir hikayede öyle devam mi? Var. Pardon, tabii. Ben bitti zannettim. Şimdi tekrar barıştınız ama ben çenemi tutamıyorum dediniz. Şu anda ne durumdasınız? Çenenizi tutamıyorsunuz, yine mi ayrıldınız? İyiyim. Ha, iyisiniz. Yok, hayır, ayrılmadık. Peki çenemi tutamıyorum, ne yapıyorsunuz? Eskileri mi hatırlatıyorsunuz hep kocanıza? Evet, yani yeri geliyor. İşte sen onunla bunu yapıyordun. İşte şöyle yapıyordun, böyle yapıyordun. Yani bazen tutamıyorum böyle. Hani derler ya, futbolda bir terim vardır, ayağına topu vermek. Ayağıma topu veriyor, ben de... Hanımefendi, ben şunu söyleyeyim, programın da sonuna geldik. Şöyle, sakın bunu yapmayın. Bir süre sonra o suçlu da olsa ne yapacak biliyor musun? Aman yeter artık ya diyecek. Özür dilerim, onu yaptım, şunu yaptım. Çekip gider. Bir seferde geri dönmez. Elinizdeki güç güzel. Kendinize dönmüşsünüz, bakımlı olmuşsunuz. Bunların hepsi çok güzel. Ama kadınlar günde 17.500 kelimeyle, erkekler 7.500 kelimeyle konuşuyor. Biraz bu da zafiyetimiz var bizim. Yani ne yapar biliyor musunuz? Çeker gider. Bu sefer de var ya, ederi etmeyen bir kadına gider hiç. O yüzden tamam, dersini vermişsiniz. Siz de bundan kendinize aslında menfaat sağlamışsınız. Zayıflamışsınız. Bırakın kocanız için, kendin için. Aynaya baktın mı önce kendini seveceksin. Kendin için yapacaksın. Ondan sonra tabii ki o güzellik kocan için olur. Arka, bak biz burada değil mi, seyircilerimiz için giyiniyoruz, geliyoruz, makyajımızı yapıyoruz. Ama bacım sus, biz şunu böyle tutamıyoruz yani. Bazen ben de bak arkadaşlarıma diyorum ki, bir iki tane kankim var benim, sevgili Gülnur Eraslan ve Esra Erdem. Beni seyredin diyorum. Seyrederken bana mesaj yazın. Gülnur sevgiler mesaj yazmış, telefona çok bakma. Şimdi bak. Ay Gülnur Hanım çok tatlısınız. Evet. Yayından sonra ben de söyleyecektim. Aynen. Şimdi bak, bu nedir? Bak bu işi yapıyorum. Ekranlara artık alışmışım. Yine de diyorum ki arkadaşım, ama güvendiğim. İşte Esra, Gülnur bana değil mi? Her programda, ama programdan sonra pazartesi günü beni toplantıya çağırdılar. Bak çok güzel. Toplantı dediğim, buluşacaktık zaten. Şimdi bak şunu. Ya televizyoncu değiller ama onlar da beni seyreden bir kitlenin içinden gelmiş. Bu yüzden dinleyin beni. Tamam. Aslında kadın erkek, yani bir cinsiyet ayrımı yapmadan şunu bilmemiz gerekmiyor mu? Söz gümüşse sükut altındır. Yes. Yani nerede çok laf, nerede çok kalabalık, orada gerçekten işin içinden çıkamayacağınız olaylar var. Hanımefendi tabii özgüveni patladı ya, şimdi seyrediyor musun beni? Biz kadınlar da az değiliz, bak sonunda ciddiler. Biz kadınlar da az değiliz, tabii zayıfladı, güzelleşti. Saçının rengini değiştirmiş. Oh, saç rengi değişti, kadında bir özgüven patlaması, tamam mı? Zaten elinde yeteri kadar mühimmat da var, aldatılmış, affetmiş de olsa. O da yapma şimdi, bırak. Ne güzel şimdi. Önce özgüvenini tazelemiş. Ha, sen şimdi o özgüvenle birlikte, halbuki ne yapmalı biliyor musun kadınlar? Bence ona söylemeden duygusal böyle adama psikolojik böyle şey yap, baskı yap. Mesela şöyle yap, durup dururken böyle, ay vallahi Allah razı olsun, hani biz de bir şeyler yaşadık bu kadar. Ama Allah razı olsun, bak ben senden yine de memnunum, bak. Sen en azından pişman oldun. Baksana televizyonlarda ne var. Ay. Deyip sonra git hemen adama. Adam böyle oluyor. Bak erkek beyni böyle. Ulan kadına gerçekten ya, kadına bak nasıl. Tabii aşkım ya, çok özür dilerim falan. Ertesi gün sana o çok çiçek da mi alır? Bir hediye mi alır? Bunu böyle. Tamam, onu yaptın, bunu yaptın diye. Allah razı olsun. Buna biz psikolojide psikolojik oksijen vermek Sevda, diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sevda Türküsev yine yaşamdan alıntılarla, tecrübeleriyle programımıza renk kattı. Yine bekliyorum canım. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür Seni, ediyorum. Seni, sizi seviyorum. Çok teşekkür hoşça ediyoruz. Hoşça bıraktığımız yerde hoşça kalın. Kadınlar biraz...